teması spor organizasyonları artı 40 yaş futbol liginin ikinci yarısının ilk hafta müsabakaları bugün oynanıyor. Dün de Hunca'nın bir müsabakasını yayınlamıştık. Bugün Görele Masterlar, Çanakkale Masterları konuk ediyor Cebeci sahasında. Günün diğer karşılaşmalarından da size ara ara bilgiler vereceğim. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı il hakemlerinden Volkan Gündoğdu yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Erkan Kılıç ve Erman Beyhan yapacak. Her iki takım sahada seremonileri gerçekleştiriyorlar şu anda. Görele Masterlar kalede Ercan Kara, Süleyman Akçael, Gürol Yanık, Hayrullah Kırtorun, Mustafa Bilir, Adnan Öztürk, Serkan Kartal, Ahmet Demir, Nazım Ergin Ekşi, Veysel Sert ve Muzaffer Yılmaz 11 ile sahada yer alıyor Görele Masterlar. Yedeklerde ise daha sonra sahaya girecek oyuncularda ise Ufuk Şahin, Atlas, Mustafa Kemal Aydın, İhsan Demiral, Ogün Temizkanoğlu ve İlker Demirel var. Evet, Çanakkale Masterlar kalede Turul Özal yer alıyor. Çanakkale Masterlar'da Kerim Doğan, Sedat Bektaş, Ender Yaykın, Hakan Ökte, Cenk Erçelik, Aşkar Çelik, Birhan Dağlı, Barış Uzma, Cemal Gürel, Şevket Kavuk 11 ile de Çanakkale Masterlar sahada yer alıyorlar. Onlar da şu an yedek kulübesinde sıra bekleyen oyuncularsa Turan Çahkor, Murat Erdem, Kemal Güneşan ve Mehmet Güler. Evet, karşılaşma birazdan başlayacak. İki takım oyuncuları şimdi sahada birbirleriyle ikiletlenmiş durumdalar. Karşılaşma Görele'nin vuruşuyla başladı. Şimdi daha karşılaşmanın ilk dakikası ama hemen bir oyuncu değişikliği var. Ve takımın kaptanı ayağa çekti zannediyorum. Görele Masterlar'da Gürol bir sakatlık geçiriyor. Onun ilk dakikada Murat Arat yer aldı. Gürol yanı
takımında Gürol'un yerine Murat sahada yer aldı. Şimdi Gürol da çok önemli bir oyuncu Gürol'un bastığı için. Şimdi Görele korner atışı kullanacak. Ceza alanı için bir hadi kalabalık. Serkan'ın olduğu bölgeye gelmişti top. Şimdi bu taraftan bir korner atışı da diğer taraftan kazandı. Cemal Gürel'in. Cemal orada topu kornere göndererek hiç riske girmedi. Kullandığı korner atışını kafalardan seken top. Veysel. Tekrar Taç. Evet, Görele bastırların. İlk önce hakem diğer tarafı gösterdi ama Çanakkale oyuncular topun kendilerinden çıktığını söyleyince karar vermişlerdi. Korner atışını Görele'ye verdi. Serkan orta sahada çıkmaya çalışıyor Görele. Çanakkale baskıyı kurdu. Topu aldı. Şimdi kendi yarı sahasında da top yaparak rakibini üzerine çekmeye çalışıyor. Şimdi offside atışını kullanacak Çanakkale Masırlar'da Nazım. Nazım uzun kullandı ama Çanakkale hemen topu uzaklaştırdılar Çanakkale'li oyuncular. Şimdi hızlı bir atak yapmaya çalışıyoruz Çanakkale. Çanakkale Cemal'le. Hayrullah. Hayrullah da topayla defansın arkasında.
istedi. Başarılı olamadı. Tekrar ofsayt bayrağı kalktı. Çanakkale'li Hakan için. Ahmet, Veysel, Süleyman, Veysel tekrar atak yaptı. Serhat'ın Cemal'e yaptığı hareketi foul haklarını hızlı kullandı. Ama top yanlış yere gitti. Şimdi Murat'tan da bir pas hatası geldi. Yeniden Barış'la atak geliştiriyor. Barış'tan Cemal'e, Cemal. Cemal yeniden uzaklaştı ama orada yerde son hareketin faul olduğunu belirtti. Şimdi faul atışı kullanacak Görel'e. Çanakkale yarı sahasının hemen ilk metreleri. Kerim araya girdi. Topu taca gönderdi. Hayrullah'ın tehlikeyi büyütmesine müsaade etmedi. Ahmet, Hayrullah. Hayrullah için ofsayt bayrağı kaldı. Görele yeniden Nazım orada topu atışı kullandı hızlıca. Mustafa, Serkan, Serkan en geriye kalecisi Ercan'a döndü. Ercan uzun gönderdi orta sahaya doğru. Kafayla karşıladılar. Murat, Serkan, arkasına atılan bir Çanakkale'nin oyuncularımızın top. Kaleci Ercan kontrol etti. Şimdi arkadaşlarına şöyle bir bakıyor Ercan. Takımın da dinlenmesini sağlıyor bu arada zannediyorum. Yine bir degaj kullandı uzun. Mustafa. Bu sefer Mustafa'nın yaptığı hareket faul. Thank you.
iyimser kafayla Muzaffer'e doğru gönderdi. Muzaffer taç Çanakkale masterları. Şimdi hemen kullandığı Çanakkale takımı aşikar. Önden sıyrıldı. Son olarak Muzaffer'i de geçiyordu. Muzaffer'in son hamlesi topu kornere gönderdi. Şimdi korner atışı Çanakkale masterları için bir gol şansı mı acaba? Çanakkale tüm hatlarıyla kaleci hariç şu anda göreli yarı sahasında, ceza alanı içinde de yaklaşık 7 kişi, 7 tane oyuncu ceza alanı içinde Çanakkale'den. 18'de 6 pas üzerinde gönderilen top kafayla orada kaleye göndermek istedi ama top direnç üzerinden avuta çıktı. Ahmet yeniden girdi, aldı topu. Veysel Ahmet. Süleyman'ın vuruşunda top taca çıktı. Kerim uzun gönderdi. Kerim kafayla karşıladı Murat. Mustafa uzaktan kaleyi yoklamak istedi. Kaleci Tuğrul için kolay bir top oldu. Tuğrul hemen topu oraya soktu. Barış'ın önüne atılan top. Veysel Barış'ı karşılıyor. Murat da desteğe geldi orada. Ceza alanında gönderilen top Cemal'in vuruşunda offside bayrağı kalktı. İkinci pozisyonda orada Cemal'in vuruşunda defanstan dönmüştü. Tekrar arkadaşıyla vuruştu ama orada offside bayrağı kalktı. Lazım kullanacak offside dışında böyle bastırlar takımından. Kötü bir vuruş oldu Nazım'dan bu. Nazım da ayağını tutuyor. Şimdi yardım istiyorlar yan taraftan. Karşılaşmanın 16. dakikasında Nazım bir sakatlık geçiriyor. Yani hemen kulübeden ona destek veriyor. Karşılaşmanın şu anda 16. dakikasındayız.
Karşılaşmanın şu anda 16. dakikasındayız. Nazım'ın tedavisi tamamlandı. Oyun yeniden başladı. Nazım sekerek sağda şu anda. Evet, değişiklik istiyor. Yürürken sekiyordu. Değişiklik istedi. Hemen yan taraftan Cemal. Evet, bir değişiklik daha gelecek. İlker Demirel oyuna giriyor. Görele takımında. Nazım oyundan çıkıyor. Bir sakatlık geçirmişti Nazım. Bir erken değişiklik daha. Henüz 17. dakikadayız. Biliyorsunuz karşılaşmanın ilk dakikasında Gürol sakatlanmıştı. 15. dakikada da Nazım sakatlandı. Gürol'un yerine Murat, Nazım'ın yerine de İlker sahada şu anda itibaren. Orada kısa sürede bir anlaşmazlık oldu ama kaleci Ercan topu kontrol etti. Mustafa bir faul atışı. Sedan herhalde kalmıştı. Faul atışı kullanacak. Kontrolsüz hareketten bir faul atışı verdi. Hemen kullandılar faul atışını. Hakan kullandı faul atışını. Mustafa Veysel Ahmet Veysel tekrar topu kontrol etti. Hayrullah ve Kerim Aksak'ın Kerim uzaklaştırmayı başardı topu. Önder de Ender de uzaklaştırdı. Şimdi Barış atak yapıyor. Murat kafayla defansta yardıma geldi. Muzaffer topu hemen kalesine kazandırdı. Mustafa. İçeriye doğru doldurdu. Kaleci Tuğrul çıktı, aldı topu. Bir top attılar defansın arkasına ama kaleci Ercan çok zamanında tehlikeyi sezdi ve çıktı topu tam ceza sahasının çizgisinde kontrol etmeyi başardı. Kerim şimdi uzaklaştırmıştı. Ahmet Veysel. Serkan en sağa gönderdi Serkan. İlker'e. Defansın arkasına bir top daha attılar. Cemal. Cemal rakibini karşısına aldı. Cemal silebilecek mi? Cemal şimdi geriye doğru bıraktı. Aşikar. Aşikar'ın vuruşu kale direğinin dibinden top oldu. Karşılaşmada 22. dakikanın içindeyiz. İlk yarının yarısını biraz geçtik. Hala golsüz eşitlik var karşılaşmada. Murat kullanacak şimdi orta atışını. Murat uzun kullandı. Murat ayrılmadı. Kafayla uzaklaştırdı topu. Murat tekrar Allah'a doğru gönderdi Murat.
bırakmıyor. Sürekli baskı kuruyor üzerinde ayrılıyor. Murat aşikar birlikte koşu yapıyorlar. Aşikar topu sağda tuttu ama orada aşikarın Murat'a foul yaptığını belirledi. Veysel İlker İlker Adana doğru attı topu ama top taca çıktı. Sol taraftan atak geçtiriyor Çanakkale ama topu sağda tutabilir mi? Evet, sağda tutmayı başardı. Barış orada yardıma geldi arkadaşına. Onun baskısı taç kazandırdı Çanakkale takımına. Şimdi Çanakkale'ler hemen kullandı taçını. Barış. Süleyman kontrollü bir şekilde topun dışarı çıkmasına müsaade etti. Taşı görene Maslan'ın. Şevket orada atağı geçirmek istiyordu ama Süleyman onun topu kazanmasını engelledi. Top bir handan tekrar taca çıktı. Yeniden görele tacası kullanacak. Evet, yarı sahada müdahale ediyorlar. Çanakkale takımı baskıyı Görele'nin sahasında kurmaya çalışıyor. Bu sebeple Görele orada top yapmakta zorlanıyor zaman zaman. Birkan ceza alanı içine doğru gönderdi. Kaleci Ercan aldı topu. Adnan şimdi atak geçirmek istiyor ama taç. Taç atışı Çanakkale Master'ların hızlı çıkmaya çalıştığı Görele Master'lar sağ kanattan Adnan'la. Adnan topu ileriye taşımak isterken kontrolünü kaybetti. Top da oyunu çeviren çizgilerin dışına çıkınca taç atışı şimdi Çanakkale Master'ların. Aşikar ama kimse koşu yapmadı. Murat Serkan, o Serkan'a yapılan hareket orada faul. Serkan topu rakibinin altından çekti, aldı ancak Şevket'in orada Serkan'a yaptığı hareket faul. Ve bir de sarı kart geldi. Hemen arkasından 27. dakikada.
Zafer kullandı faul atışını. Kafayla karşıladı. Topu Çanakkale defansı. Şimdi uzun gönderme istediler. Aşker'e doğru ama Ahmet yeniden atak geçirmek istiyor. Şimdi bir pas hatası daha geldi. Kafayla Mustafa'ya buluşturdu topla. Mustafa'dan Veysel'e mi? Hayır, Veysel bıraktı. Şimdi Veysel'e bir topuk pası gelmişti ama Şevket girdi araya. Topu kontrol etti. Şevket'in Ahmet'e yaptığı harekette faul. Yerinden kullanılmasını istiyorlar. Ahmet hemen kullandı. Evet, şimdi kuralına uygun kullandığını söylediği karşılaşmanın hakemi. Adnan'a doğru ceza alanı içine gönderilen top. Defans uzaklaştırdı. Taç. Taç atışı Görele Master'ların. Görele şu dakikada, şu dakikalarda son 1-2 dakika içinde Görele bu sefer Çanakkale yarı sahasına yerleşti. Çanakkale uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Biraz önceki görüntü şimdi tam tersine dönüştü. Adnan kullandı taç açısını. Mustafa rakibine çarptırdı topu. Baktı ki kurtaramıyor. Korner kazandırdı takımına. Dakikalık zaman geride kaldı karşılaşmada. Korner atışı kullanacak Görele Master'lar. Mustafa, Adnan, Ahmet içeride. Arkaya doğru gönderdiler. Kafayla içeriye dolduran Serkan. Ama kimseye top dokunmadı. Şimdi Barış kullandı ortasını hızlıca. Serdar sol tarafta arkadaşlar topla buluşturdu. Çok şık bir şekilde geçtiler. Serdar vuruşu direkten ileriye geldi. Çok süratli çıktı. Hemen 18'e girdi. Girer girmez de kaleye vuruşunu yaptı ama orada tabii arkadaşları da serzenişte bulundu. Niye bize vermedin diye. Şimdi Mustafa, Serkan, Süleyman, Hayrullah bari Hayrullah'tan var. Hata yaptı, topu kaptırdı. Hakan orada müdahale etmişti topa. Barış karşıladı. Barış şimdi orta sahaya geldi Çanakkale'de. Defansın arkasına iyi bir top attılar. Şevket ilk pozisyonda Şevket gitmedi ama ve ikinci pozisyona Şevket verince offside oldu.
Ama Adnan içeride top bekliyor. Kafayla Çanakkale yeniden attı. Şevket gene koşu yaptı. Kaleci çıktı. Aldı bu sefer de. Aşkar orada bayağı şikayette bulundu hakim ofsayt olmadığına. İşte Veysel. Veysel'den Hayrullah. Hayrullah topu kontrol edebilecek mi? İlk etapta kontrol etmeye çalıştı ama Cemal şimdi Barış Serkan'dan geldi taç. Dakikalık bir uzatma, 2 dakikalık bir uzatma verdiler. Adnan şimdi aşikar topu aldı, çekti, ara güzel de bir ara pası attı. Aşikar'dan çok güzel bir ara pasa geldi. 4 tane göreceli oyuncuyu adeta saf dışı bıraktı. Attı ara pasıyla ama top golle sonuçlanmadı. Şimdi out açını kullanacak görelim aslınlar. Karşılaşmanın güzel pozisyonlarından bir tanesiydi. Biraz önce Çanakkale adına yaşanan. Göreli takımı ama hakem ne zannediyorum Cemal karşıladı ortasından gelen topu Süleyman girdi araya Hayrullah şu arkadaşlarına bakıyor Barış'ın kontrolünde Allah Barış'ı geçemedi topu da sağ tutamadı taç aşkına doğru gönderdi Cemal Murat topu Cemal topun kendisinden çıktığını belirtti. Taç atışını rakip takıma vererek kullandı. Hayrullah, Mustafa havalandırdı Mustafa. Barış araya girdi Adnan'dan önce. Şimdi Veysel uzun gönderdi ama rüzgara karşı oynuyor şu anda göreli. Top adeta havada süzüldü rüzgarla birlikte. Hakan. Süleyman'ın ayağının altında kaçtı top Süleyman'ın. Süleyman. Serkan. Kerim gönderdi. Veysel. Murat. Hayrullah kontrol edebilecek mi? Evet, Hayrullah kontrol etti. Kerim var karşısında. Hakan hemen arkasında kademe yaptı Hayrullah'a. Şimdi Mustafa. Mustafa tek başına solda. Ahmet'i gördü. Ahmet'in içeri gönderdiği top Adnan ofsayt pozisyonunda. Ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu pozisyonla birlikte sona erdi. 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Birazdan 1-2 olacak.
Karşılaşmanın ikinci yarısı için her iki takım da sahada yerini aldı. İkinci yarıya başlayacak olan takım Çanakkale Masırlar. Evet, hakemin ilk düdüğü de geldi. Çanakkale Masırlar takımı oyunu başlattı. Barış uzun gönderdi. Şu anda maçın oynandığı stat çok büyük bir kompleks. Hemen arkamızda, yanı başımızda Cebeci Spor Kompleksi var. Fenerbahçe'nin de orada bir basketbol maçı var şu anda oynanan. Muzaffer Hakan'ın ayağının altından sekti. Kaleci Tuğrul topu kontrol etti. Aşikar. Orada bir foul yapıldı Aşikar'a. Kaleci Ercan. Evet, Görele tehlikeli geldi Görele. Ve topu ağlarla buluşturdu. Veysel. Ve Adnan çok şık bir gole imza attı. Rakibinden topu kurtardı hemen kalecinin üzerinden. Karşılaşmanın 37. dakikasında 1-0 öne geçirdi Adnan Görele Masırları. Çanakkale cevap vermek istiyor hızlıca. Şimdi ileriye doğru atılan bir top var. Bu arada yoğun bir yağmur başladı. Siz de bilmiyorum ekranlarımızda görebiliyor musunuz ama yoğun bir yağmur yağışı birden bastırdı yağmur. Evet, bir sakatlık daha mı var acaba Görele'de? Bugün Görele oyuncuları tek tek dökülüyorlar neredeyse. Şimdi hemen organizasyondan soğutucuyla müdahale edildi oyuncuya, Görele oyuncuya. Şevket kafayla indirdi. Aşikar
Mustafa uzaklaştırdı topu. Yeniden içeriye doldurar. Şevket devam dedi. Herkes ofsaytta bekledi ama hakem devam dedi. Şevket değerlendiremedi. Ercan topu kontrol etti. Şimdi Veysel. Ahmet içeriye doldurdu. Adnan ofsayt pozisyonunda. Evet, şimdi bir oyuncu değişikliği daha geldi Görele takımında. Aşker. Aşker soldan bindirme yaptı. İçeriye doldurdu. Hiç kimse topa dokunmadı. Top da diğer alandan taça çıktı. Birden sağanak yağmur bastırmıştı sahayı. Şimdi yağmur devam ediyor ama biraz gücü hafifledi Barış. Hayrullah Görele takımında çalışkan isimlerden Barış'tan topu kurtardı. Yeniden Barış karşısına geldi. Yine kurtardı. Bunlar sola doğru döndü. Şimdi defansın arkasına attığı top ama Adnan ofsayt pozisyonunda. İkinci kez. Adnan ikinci kez itiraz etti. Evet, şimdi bir oyuncu değişikliği. Mehmet Güler. Turul'un yerine kaleye geçiyor Mehmet. Vardı karşısında. Muzaffer ters yönü tercih etti ama araya girdiler. Şimdi Hakan. Ve Şevket kokladı kokladı. Sonunda Şevket golü attı. Karşılaşmanın 43. dakikasında ikinci yarı hatta gollerle başladı diyebiliriz. 43. dakikada Şevket takımını beraberlik golünü kaydetti. Evet, karşılaşma yeniden başladı. Sedat. Şenker vurdu top. Şimdi kornere attı. Kalecisi yerdeydi ama hemen kalkmıştı kaleci aslında.
kullanıyorlar. Çanakkale ekibi. Kaleci Ercan topu yumrukladı, arkasından uzaklaştırmak için eden top Hakan'a çarptı, avuta çıktı. Evet, yağmur yeniden yoğun bir şekilde başladı. Sağdaki oyuncular açısından şu an zor bir durum gerçekten. Çok sağanak şeklinde yağıyor yağmur. El değiştirdi. Veysel Barış var Veysel'in karşısında. Veysel Barış'tan sıyrıldı. Hemen top tarafta arkadaşım topla buluşturdu. Mustafa zannediyorum. Evet. Hayrullah Adnan içeride top bekliyor. Hayrullah ikinci pozisyonda geçemedi ama Veysel'in elinden gitti. Topu kontrol etti. Adnan topa hareket diyor. Adnan foul bekliyordu. Tekrar Şevket'e doğru gönderilen top. Murat aşikar. Aşikar. Cenk'lere burada Cenk'lere topu gönderdi ama Cenk'ler topu sağdan kontrol edemedi. İlker. Şimdi taç atışı. Çanakkale'de. Aşikar. Aşikar topu eline değdiğini. Hiç hakemi bile beklemeden topu durdurdu. Aşikar biraz önce eline değdiğini söyledi. Topu verdi hemen Görele takımına. Mustafa uzun gönderilen top anına doğru kafayla karşıladılar. Hakan. Veysel Barış Şevket'e doğru gönderdi. Kafayla Süleyman karşıladı. Mustafa Veysel bıraktı. Veysel Ahmet. Ahmet de top hala. Ahmet. Adnan var içeride. Adnan'a gönderdi. Adnan'ın vuruşu top ağlarda. Adnan ikinci kez topu ağlarla buluşturdu. Hakan itiraz ediyor ama hakem hayır yok öyle bir şey dedi. Offside falan yok dedi ve golü geçerli saydı. Karşılaşmada 48-49. dakikadayız. Karşılaşma yeniden başladı. Kullanacak defans hayli kalabalık geldi. Veysel paslaşarak kullandı hemen orada. Veysel offside bayrağı kalktı. Evet, offside bayrağı kalktı orada. Veysel
ilk gördüğü pozisyonda, ilk içeri attığı pozisyonda arkadaşı offside pozisyondaydı. Hakem daha önce faul kararı çalmış orada karşılaşmanın hakemi. Şimdi faul kararı faul kullanacak. Süleyman içeriye doldurdu. Kaleci kontrol etti topu. Kaleci Mehmet. Sedat, Hakan top çıkarmaya çalışıyor Çanakkale. Veysel kafayla karşıladı. Havalandırdı topu. Şevket kafayla Aşkar'a doğru gönderdi. Orada kafalarından seken top. Son olarak İlker uzaklaştırdı ama orada Mustafa'ya yapılan hareket faul. Bir de sarı kart çıktı. Hayır. Kırmızı kart çıktı orada. Topsuz alanda hakemle Birhan Dağ arasında bir diyalog yaşandı ve kırmızı kart çıktı. Şimdi Çanakkale 10 kişi devam edecek. Evet, Çanakkale Master'lar Erhan'ın kırmızı kart görmesinden sonra 10 kişi kaldılar sahada. Şimdi kaleci Mehmet avutasını kullandı. Kafayla karşıladılar orta sahada. Barış. Aşkar'a doğru gönderdi. Aşkar çok şık bir şekilde sıyrıldı rakibinden. İçeride bulunan Cemal'e, Cemal de kaleciyi geçtikten sonra topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmaya yeniden eşitlik geldi. Evet, ikinci yarı adeta müthiş bir tempo var ikinci yarıda. Karşılaşmanın 55. dakikası. Cemal'in golüyle, Cemal Gürel'in golüyle 2-2 eşitliği yakaladı Çanakkale. Zafer, Barış karşıladı ortada, Şevket. Evet.
istedat ileriye göndermişti ama Muzaffer topu kornere çeldi. Tehlike büyümeden topu kornere göndererek takımını rahatlattı. Evet, karşılaşmanın ikinci yarısı gol düellosu şeklinde geçiyor adeta. 37. dakikada Adnan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Buna cevap hemen 42. dakikada geldi Şevket'le. Görele bundan 3 dakika sonra yeniden Adnan'la öne geçti ama karşılaşmanın 55. dakikasında Cemal eşitliği sağladı. Sedat şimdi topun sahibi. 53. dakikada Erhan'ın gördüğü kırmızı kartla Çanakkale'nin 10 kişi olduğunu da belirtelim sahada. Hakan bir ters vuruş geldi Görele defansından. Ufuk'tan ters vuruş geldi. Top kornere çıktı. Hakan ceza alanı için ortalamıştı. Ufuk uzaklaştırayım derken ters vuruş yaptı. Direğin üzerinden top kornere çıktı. Kullanılan korner atışında kafalardan seken top Görele masterların lehine taç olarak şimdi oyuna sokulacak. Uzun gönderilen bir top var. Ahmet uzun gönderdi topu. Şevket kontrolünde topun orta çıkmasını sağladı. Şimdi Mehmet. Mehmet'ten Barış. Barış'a Mustafa baskı yapıyor. Hayrullah baskıyı devam ettirdi. Yaptığı hareketin faul olduğunu belirtti ama hakem avantaja bırakınca oyun devam etti. Aşker topu kontrol edemedi. Süleyman. İlker uzun gönderdi. Şimdi Hayrullah Şevket ayrılan pozisyonunu bozdu ama topu taça gönderdi. Taç atışı Görele'nin. Elli sekizinci dakikadayız. Ahmet taç atışını kullanacak. Mustafa, Ahmet. Ahmet içeriye doldurdu. Uzaklaştırmaya çalışıyor. Hayrullah'ın vuruşu direkten döndü. Evet, ilginç bir pozisyon. Kalecinin ileride olduğunu gördü. Hafif aşırtma bir vuruş yaptı. Sol köşeye doğru kalenin ama direğe takıldı. Hayrullah, Mustafa'ya Barış'ın yaptığı harekette orta sahada faul. Veysel kullandı faul atışını. İçeriye doldurdular. Kaleci Mehmet çıktı. Alt pas önünde kontrol etti topu. Cenk. Aşikar. Orada ikili mücadele. Özür diledi zaten. Hemen Göreleli Muzaffer. Bir de sarı kart çıktı. Sedat topun başında. Barış, Mustafa'nın hareketi engelleme olarak belirtti karşılaşmanın hakemi. Barış hemen pas aşağı kullandılar orada. Aşikar topu fazla tutunca yanında Ufuk girdi, pozisyonunu bozdu. Şimdi atak Adnan'la. Adnan Mustafa'ya, Mustafa topu önüne aldı ama
kaleden uzaklaştı. Barış koşu yapıyor arkasından Mustafa'nın. Mustafa arkadaşlarının gelmesini bekliyor. Mustafa yardıma gelmesini bekliyor. Ve rakibine çarptırdı. Yeniden taç kazandı. Ahmet kullanıcı açısına, Adnan ceza alanı içinde topu kontrol etmeye çalışıyor. Barış uzaklaştırdı. Şimdi Muzaffer en arkada topu kontrol etti. İlker, Muzaffer tekrar Ufuk. Abdullah'ı topla, Hayrullah'ı topla buluşturmak istediler pardon ama başarılı olamadılar. Veysel, Ufuk, Hayrullah, Hayrullah'a Barış'ın eline çarptığını belirtti. Hemen kullandılar endirek vuruşu. Murat arkaya attı ama Adnan offside pozisyonunda. Girdi araya. Hakan'ın Süleyman'a yaptığı hareket var. Evet, 62. dakikanın son saniyelerine geliyoruz. Orada bir ikili mücadelede hızlıca kullanıldı faul atışı. Aşikar. Murat girdi araya. Topu taca atarak takımını, defansını rahatlattı. Görele takımından. Mustafa, Barış içeriye doldurdu. Aşikar arkaya indirdi ama Aşikar offside pozisyonunda. Bir de hakeme serzenişte bulundu, bir de sarı kart gördü Aşikar. Evet, yeniden yağmur hızını arttırdı yeniden Veysel. Kaleci Mehmet çıktı, kontrol etti. Mustafa koşu yapıyordu ama bıraktı koşuyor. Sedat ceza alanına doğru gönderdi. Kaleci kontrol etmeye çalışmıştı. Top direkten döndü. Şimdi bir ele çarpma var orada. Avantaj sağladığını düşünerek Veysel'in en direkt vuruş verdi. Barış hemen kullandı. Sedat. Sedat ceza alanına doğru gönderdi. Kafayla arkaya Muzaffer aşırttı. Hakan'ın faul yaptığını belirtti rakibine. Bir de sarı kart mı? Evet. Bir de sarı kart geldi Hakan'a itirazlarından dolayı. Biraz önce Hakan uyarmıştı karşılaşmanın hakemi Volkan Gündoğdu. Geride kaldı. Şevket, Sedat. Baskı geldi orada. Şimdi Mustafa topu kontrol etti. Ama arkadaşı yerde kalınca topu
Diğer oyuncular da bu arada baskı yapmadı. Barış da hiç Mustafa'ya baskı yapmadı orada. Ve evet, hava atışı. Şimdi Barış tekrar topu Görele Masırlara verdi. Ne kadar itiraz etseler sahada şimdiye kadar üst üste çok fair play'lik hareketler yaşadık, onu söyleyelim. Hakan Aşikar'ın önüne topu attı. Aşikar rakibinden orada kaleciyi geçti. Aşikar topu ağlara gönderdi. 3-2 öne geçti Aşikar'la Çanakkale Masırlar, ama bu arada bir sakatlık var saha içinde. Hiç yani Görele'nin en şanssız dakikası diyebiliriz. 66. dakika Görele tam Aşikar topu taşırken Görele oyuncu sakatlandı ve yerde kaldı. Aşikar da kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muzaffer orada bir sakatlık geçirdi. Karşı karşıya kaldılar. Karşılaşmanın 66. dakikasında Aşikar takımını 3-2 öne geçiren gole imza attı. Evet, 68. dakikadayız. Normal süre olarak son 2 dakika karşılaşmada. Avut atışını kullandı Çanakkale Masırlar. Cenk'er, Sedat, Aşikar. Cenk'er top istiyor, Sedat'a verdi. Mustafa Sedat'a baskı yapıyor. Geriye döndü Şevket, uzun gönderdi, offside yok. Aşikar içeriye doldurdu, geriden gelen Cemal farkı ikiye çıkarttı. Evet, 69. dakika. Evet, 69. dakikada Çanakkale üst üste bulduğu gollerle 10 kişiyle sahada farkı 2'ye çıkarttı. Şu an 4-2'lik Çanakkale üstünlüğü var deplasmanda Görele Masırlar karşısında. Ufuk. Ufuk uzun gönderdi ileriye doğru. İlker koşu yapıyor. Şevket kontrollü bir şekilde. Evet, İlker Şevket'in kontrolünde top. Avuta çıktı. Şimdi uzatma verdiği karşılaşmanın hakemi. Uzatma dakikaları oynanacak. İki uzatma dakikası oynanacak karşılaşmada. Son iki dakikada bulduğu gollerle Çanakkale Masırlar karşılaşmada 4-2'lik üstünlüğü yakaladılar. Mustafa, Şevket, Hakan uzun gönderdi, devam dedi yani hakem, ama kaleci çıktı, topu aldı. Aşikar koşu yapmıştı ama uzun bir top oldu Aşikar için. Ufuk, şimdi Süleyman. Artık uzatma dakikaları oynanıyor. Süleyman uzun bir top gönderdi. Karşıladı defans, Cenk, Sedat.
aşikar. Cenk var aşikarın yanında. O onun önüne doğru attı. Atacak mı? Evet attı. Yani ona destek veren hiç kimse olmayınca top out'a çıktı. Adnan'a doğru kafayla karşıladılar. Şevket. Hakan. Barış. Gönderdi. Artık zamanı doldurmaya çalışıyor. Çanakkale deplasmanda Görele Masra karşısında 4-2'lik üstünlüğü yakaladı. İki defa geriye düştü Görele karşısında. Ama hiç maçı bırakmadılar. 1-0 geriye düştüğünde 1-1 eşitliği yakaladı. Tekrar Görele 2-1 öne geçti. Tekrar eşitliği yakaladı Çanakkale ve ondan sonra üst üste iki tane gol buldu. Bir de sahada 10 kişi kalmıştı üstelik. Üste iki tane de gol buldu. Ve şu anda skor üstünlüğünü elinde bulunduruyor. Görele Masırlar'a karşı Çanakkale Masırlar. Cenk kullandı. Aşikar. Aşikar da günün başarılı isimlerinden. Veysel'le orada bir çarpışma yaşadı. Mustafa, İlker. İlker, Mustafa ikisinin arasındaki anlaşmazlık Çanakkale'li oyuncuları aradı. Şevket, Hakan, Ufuk girdi. Barış'a gitmesini engelledi topun. Araya girdi. Ufuk kontrol etti. Veysel. Şimdi İlker. İlker içeriye doğru doldurdu ama kötü bir orta olunca. Evet, karşılaşma sona erdi. Çanakkale iki defa geriye düştüğü karşılaşmadan 4-2 galibiyetle ayrıldı. Hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.